Bayanlar baylar, sevgili dostlar. Hepiniz hoş geldiniz Edo Uyman, Eyusof kanalına. Kanalıma ilk kez gelenler için kendimi tanıtayım. Ben Erkan Doyman. 2016 yılından bu yana Eyusof Türkiye çatısı altında bu sporu Adana'da icra ediyorum. Bugünkü videoyu çekmemdeki amacım zaten introda gördüğünüz gibi size mükemmel bir oyuncak. Hatta çok da abartmayalım ama güzel bir oyuncak. Çünkü benim olduğu için mükemmel diyorum. Çok güzel bir oyuncağı sizlere tanıtmak istiyorum. Oyuncağımız Daniel Defense ya da Daniel Defense, ne diyorsanız o olsun. Spectre Arms'ın AMG yani Erike ve Spectre Arms işbirliğiyle üretilmiş Daniel Defense lisanslı MK18'i. İsterseniz bir kutunun dışını inceleyelim. Ondan sonra Pandora'nın kutusunu açacağız ve içinde neler var? Hepsini size tek tek söyleyeceğim. Burada bu arada notlarım da var. Sık sık gözüm çarparsa neye bakıyor bu adam demeyin. Çünkü kaçırmak istemediğim hususları burada gerçekten de not aldım. 4 sayfalık bir metin yazdım bu oyuncakla ilgili. Umarım atlamam sizde anlatırken. Hatta şöyle önüme de koyacağım. Sık sık bakacağım, bilginiz olsun. Kopya çekeceğim. O yüzden lütfen kusuruma şimdiden bakmayın. Evet arkadaşlar, burada zaten uyarılar görünüyor şu kısımda. Zaten görünüyormuş ya. Şu kısımda uyarılar mevcut. Burada menşeisi yazıyor, Made in China yazıyor. Ancak ürün lisanslı olduğu için üzerinde USA yazıyor arkadaşlar. Bunu da neden Canik firması Türkiye yazdırmadı da Tayvan yazdırdı diye de sormadan geçemiyorum arkadaşlar. Ama güzel ürün bu arada. Direkt Daniel Defense'ın burada logosunu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada oyuncağın içerisinde XASR MOSFET bulunmakta. Onun logosunu koymuşlar. Bu arada ürünü Armonion firmasından aldım. Gerçekten ve gerçekten çok güzel kutulamışlardı ürünü. Kutunun dışında havalı poşet vardı. Bu havalı poşetin haricinde bir kutuya koymuşlardı. Özene bözene de kutulamışlar ve kargolamışlardı. Çok teşekkür ediyorum. Keşke diğer Airsoft firmaları da bu denli titiz çalışsa. Buradan diğer Airsoft firmalarına da lütfen bunu önemli rica ediyorum. Hemen öbür tarafına bakalım. Burada ESA sistem kolay yay değişimi var arkadaşlar bu oyuncakta. Onun nasıl değiştiğini bizlere şuradan göstermekte. Dipçik çıkıyor. Dipçiğin çıkarttıktan sonra arkada hemen alyan vidasıyla yaya ulaşabiliyoruz. İçerisinde Orion Gearbox var. Evike ve Spectre Arms'ın burada logolarını ve açıklamalarına ulaşıyorsunuz arkadaşlar. Hadi bakalım, hiç vakit kaybetmeden kutuyu açalım, bakalım neler çıkacak kutu içerisinden. Şimdi ilk gözümüze çarpan şey, daha doğrusu benim ilk gözüme çarpan şeylerden bir tanesi Spectre Arms'ın FPS ölçüm tablosu var arkadaşlar. 5 atış yapmışlar. 5 atışta da 371 ile 376 FPS arasında bir ölçüm vermiş. Şöyle tutayım, umarım netleyebilmiştir. Evet, 376 FPS vermiş oyuncak. Ancak benim ölçümlerimde bu FPS'i vermedi. Belki oradan buraya gelene kadar yay kurulu kalmış olabilir, rodajman yapmış olabilir. 10 FPS'lik bir kayıp var burada, bilginiz olsun. Bir adet fatura, dediğim gibi ben ticari bir yayın yapmıyorum. Burada ücretle aldım. Herhangi bir ücretli ortaklığım yoktu firmayla. Burada da faturam var. Faturamın numarasını da isterseniz Armorion firmasından isteyebilirsiniz. Ücretli mi almışım, almamışım. Burada verebilir firmamız. Hiç sorun yok. Arkadaşlar içerisinde stickerlar mevcut. Şöyle. Yalnız bu benim sticker değil. Ürünün kendi açıklamasında sticker'ı farklıydı. Ben onu istiyorum. Ali hocam lütfen benim sticker'ımı gönderin. Şaka yapıyorum tabii ki de. Böyle stickerlar var ve oyuncakların klasmanlarının harflerle herhalde böyle sınıflandırmışlar. Sınıflandırılan stickerlar sağa sola yapıştırmak için. Ve hiç kullanmadığımız user manuel, yani kullanım kılavuzu arkadaşlar. Şimdi şu şekilde bir kalın bir sünger var. Güzel yani, aslında çifte standartlı geliyor abi. Yani firma hem havalı köpük yapıyor bunun üzerine, hem kendi içerisindeki köpüğü var, hem de dışarıdan karton kutuya koyup gönderiyorlar. Yani darbe alsa bile gerçekten de sapasağlam gelebilecek potansiyelde. Bu süngerimizi de buraya koyduk. Şimdi bu güzelim hediyesi için çok teşekkür ediyorum. Her zaman söylüyorum. Yani patch yerine gerçekten de şu şapkanın üzerindeki armayı dağıtsa daha makbule geçer. Yemin ediyorum şu çok, yani
Arması çok şık. Yani burada tamam firma yalakası falan olduğunu diyorsunuz ama gerçekten de hani şu armayı bir görseniz çok kaliteli yapılmış. Aslında dur ya, ben Ali Hoca'dan bunu bir öğreneyim. Biz takım peçini bu şekilde yaptıran, nereden yaptırdıysa öğrenelim. Şapka için teşekkür ederiz. Zaten şeyde de introda da kullandığım çok rahat bir şapka. Bunu da şöyle attık köşeye bir yere. Şimdi kutuda bizi ilk gözümüze çarpanlar. İnanır mısınız? Yani intro dışında doğru düzgün atış da yapmadım ama introlarda bir stres testine soktum diyebilirim. Oyuncakta 0-1 güç kaybı var gerçekten de. Performans ürünü diyebilirim. Tabii ki de bir üst klasmanlardaki bir Crytek, Scorpion Evo gibi oyuncaklarla kıyaslama mümkün değil ancak bu ürün anlatacağım özelliklerinde de fiyat performansının gerçekten de üzerinde bir oyuncak olduğunu anlayacaksınız zaten. Devam edelim kutunun açılışına. Şimdi kutuyu açtık, süngerimizi koyduk. Şimdi ilk göze çarpan bir tanesi M90'lık yay. Şimdi bu M90'lık yay vermesi gerçekten de çok güzel. Bu sayede CQB'de bu oyuncak canavar oluyor. M90'lık yayla ve içerisindeki M110'luk yayla arasındaki FPS farkını görüyorsunuz zaten şu an. Gerçekten de M110'luk yay var bu arada içerisinde. M110'luk yayla 460 civarı bir FPS verirken M90'lık yayla da 330-328 civarında bir FPS veriyor ve CQB'de bize üstün avantaj sağlıyor bu oyuncak. Olmazsa olmazımız harbimiz var arkadaşlar. Ben artık bunları biriktiriyorum ya. Önceden hep atardım, hiç kullanmazdım. İhtiyaç duymazdım. Ancak bir kere ihtiyacım oldu. Ondan beridir de hep saklıyorum, atmıyorum. Elimde 3-4 tane var, ihtiyacı olan varsa kargolayabilirim. Şu olay beni çok sevindirdi. Gerçekten de. Decay Grip. Yani şu an bunu almaya kalksanız 250 lira, 200 lira fiyat çekerler. Discord kanalına bakın. Gerçekten de şu gribi 200 lira şu an fiyat çekiyorlar. Bunu kutu içerisine koyması ya da kutu içerisinde gördüğüm oyuncakları gerçekten çok seviyorum. Specknarsson'un birçok modelinde var bu. Bu da gerçekten de güzel ihtiyaçları karşılıyor. Onun haricinde en çok sevindiğim şeylerden bir tanesi oyunun kutu içerisinde 2 tane 125'lik mid cap çıkıyor. Performansları da çok güzel. Çok güzel de oturuyor oyuncu. Hatta basıp şöyle atarken bile hiç zorlanmıyor. Diğer uyumlu şarjörler listesini de aşağıya koyuyorum arkadaşlar. Benim unuttuğum varsa lütfen altta yorumlara yazın ki hep beraber bu oyuncağı ya da bu modeli kullanmak isteyen arkadaşlara birlikte rehberlik etmiş oluruz bu sayede, sizlerin sayesinde. Ali Uçağı da buradan teşekkür ediyorum. Uyumlu şarjör listesini şak diye hemen böyle yazmıştı bana. Çok sağ olsun. Kendisine buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Arkadaşlar iki tane şarjör koyuyor içerisine. Gerçekten de high cap değil, mid cap olması beni çok çok sevindirdi. Ve masraftan kurtarıyor. Yani şu bir tane mid cap 450-500 lira, belki 600 lira arkadaşlar. Yani şununla beraber buna da 200 lira desek, al sana ortalama 700 lira, 800 liralık bir masraf şu an cepte. Zaten hani fiyat ürünü bize gösteriyor burada. Ve Armorion peçi. Satılık Armorion peçi arkadaşlar ya. Milleti peçe boğdunuz peçe. Bu nedir ya? Yeter. Bana zaten 3-4 tane gönderdin. Kebap farzda gönderdin. Yeter yeter. Yine de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Armorion firmasına. Şimdi oyuncağın içerisinde XASR MOSFET olduğunu söylemiştim. XASR MOSFET ile beraber gelmekte oyuncak. Bu da ne demektir? Oyuncak içerisindeki yüksek voltajlı akım üzerinden geçerek tetiğin yanmasını ve bizlere zarar çıkartmasını önlüyor. Evet, burada da XASR'nin kartı var. Bu kart içerisinde de arkadaşlar bizlere vermiş olduğu ışıklar ve sinyaller ve arıza kodlarını da burada söylemektedir. Bence bunu atmayın. Sonra abi bu yeşil ışık yanıyor, kırmızı ışık yanıyor, neydi diye sağa sola sorarsınız. Evet, oyuncağın lisansının bulunduğu bir kart. Arkadaşlar artık lisanslı bir oyuncuyuz. Daniel Defense lisans kartımız var. İçerisinde bu geliyor. Ne işimize yarayacak bilmiyorum ama yine de güzel ya, lisanslı bir şey. Ve ürünün içerisinde bir adet ürünün kataloğunun bulunduğu bir şöyle bir şey geliyor. Ama ben bunu açmak istemiyorum ya. Açınca bu kadar oluyor. Sonra geri toplayamıyorum. Aynı nizami şekilde sinirim bozuluyor. Ben bunu müsait bir zamanda inceleyeceğim. Gerçekten de güzel ürünler var. Başka ne var içerisinde? T-Plug ile beraber geliyor. Bu da çok güzel bir şey. Oyuncak hem T-Plug oyuncaktır. Yani pilleri olanları düşünmüş firma.
Hem de T-Plug olmayanlar böyle bir aparatla tak takıp hemen çeviriciyle beraber oynayabiliyor. Ancak şöyle bir şey var. Ben mesela düşük kademede, en düşükte kullanıyorum. Dipçik kapalı haldeyken kullanıyorum. Ancak bu içerisine tam böyle sığmada problem yaşıyorum. Ona göre pil seçiminizi ya da kablo düzeninizi ona göre ayarlayın arkadaşlar. Ama bence kopla T-Plug'a geçmek bence daha faydalı olacaktır. İsterseniz hemen yavruyu elimize alalım. Şimdi yavruda ilk gözüme çarpan şeylerden bir tanesi bu lanet olası alev gizleyen arkadaşlar. Ya firma ya şuna bir tane plastik gönder. Yanına da şöyle metal bir alev gizleyeni koy. Ya niye böyle toz gönderiyorsun? Yani bunu Ali hocam firmayla mutlaka konuş. Ya bu nedir ya? Bak geçen oyuncak çekilişinde Doğaner çok güzel söyledi. Yani şunu boynunuza bulaşsa evladım açıklayamaz bunu. Yani kutunun her tarafı şu an tupturucu. Yani şuralar hep turuncu. Ben birkaç defa hani böyle sökmek zorunda kaldım ama sıcak suyla çıkıyor dendi. Bunu yayından sonra deneyeceğim çıkıyor mu çıkmıyor mu onu da göreceğiz arkadaşlar. Şuna bak ya her taraf böyle şey o hal alıyor. Şimdi bunun için üzerinde şöyle kırıncı ne ya? Bunun üzerinde bir de şöyle turuncu bantlarla geliyordu arkadaşlar. Bantları çıkarttığınız zaman buralarda iz kalıyordu. Ben onları sildim ama yine de böyle ufak tefek böyle yapış yapış izler kalıyor. Yani bunu direkt çıkarttım ve hemen cam sille falan sildim ya. O derece yani yoksa çıkmıyordu. Normal bir bezle falan çıkmıyordu. Şimdi oyuncağımız ortalama 2,5 kilo civarında. Full metal bir oyuncak. Alüminyum kasa. İlk göze çarpan ikinci şeylerden bir tanesi hemen şarjörlüğün üst kısmında yani şarjör taktığımız yerin üst kısmında bulunan Daniel Defense lisansı. Direkt USA logosunu yani Amerika logosunu burada görebiliyorsunuz. Tekrardan buradan Canik firmasına söylüyorum. Siz neden Tayvan yazdırdınız arkadaşlar? Yani bunu yazdırmayın ya. Yani buraya Türkiye'yi koyun ya tabancamızın üstüne. Tayvan nedir ya? Ya bu da tamam menşeisini kutuya koymuş. Ama lütfen lütfen gelecek olan serilerde bizim ülkemizin ismi yazsın arkadaşlar. Ya ben bu görüşteyim ya ben o kısma kafayı taktım. Ya tabii ki de orada Tayvan yazsan olur yazmasan olur. Burada kocaman Canik yazıyor ama lisanslı olduğunu söylüyorsunuz oyuncağın. Ya ama bir zahmet yazsın be. Olmuşken tam olsun istiyoruz. Yani her şeyimizin kusursuz olmasını istiyoruz aslında. Neyse biz konumuza gelelim. Konumuz Canik değil. Şimdi burada oyuncağın lisanslarını zaten şurada da görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada sağda ve solda rail'lerde yazıyor. Aynı zamanda rail'lerin numaralarını da buradan net bir şekilde görebiliyorsunuz. Hemen bu tarafta oyuncağın barkodları var. Sevdiğim özelliklerinden bir tanesi de her oyuncağa has bir seri numarası var. Bunu ben şeyde de görmüştüm. Silverback'in SRS modellerinde de görmüştüm. Aynı şekilde lisanslı bir oyuncak da oldu. Onda da kendine has seri numaralarını koymuşlardı. Bu sayede de çalınmada çok rahat bulunur. Emir'e söylersiniz seri numarasını. Emir eliyle koymuş gibi bulur bu arada. Emir'e de selamlar. Evet, şimdi şöyle baştan sona şöyle bir materyalini inceleyelim. Burada bu arada nişangahlarımız plastik arkadaşlar. Oyuncak şöyle bastığınız zaman şöyle yaylı nişangahlarımız var. Çok şık durmuş ama ben yine bu orijinali mi bilmiyorum. Hani gerçeğinde de bu nişangahlar mı var? Buna benzer bir şey mi var bilmiyorum ama ben eski tipler var ya metal. Onların olmasını tercih ederdim ama bu da böyle hani atış alanında böyle tak tak diye böyle basarsınız hemen. Böyle şık bir görüntü oluşturur. Ha bunu kullanır mıyım bilmiyorum. Tabii Red Dot kullanacağım için. Böyle bu şekilde görüntü şeklinde kalır. Oyuncağımızın dış namlusu metal. Hand guardımız metal arkadaşlar. Gövdemiz metal. Asıl kayış yerimiz metal ve dipçik borumuz metal arkadaşlar. Nişangahlarımız plastik ya da polimer ne diyorsanız arkadaşlar onlardan. Gribimiz şurası tuttuğumuz yer. Plastik ve stoğumuz dipçiğimiz plastik. Her M4 oyuncağında olduğu gibi klasik bir sallanma var dipçiğimizde. Bunu buffer tüpe bir yara bandı sararsanız bu sorun çözülecektir. Başına ve sonuna bir yara bandı sarın. Ya da şu koltukların altına koyduğumuz şeyler var ya, keçeler var ya, keçelerden yapıştırdığınız zaman bu sallanma sıfıra düşecektir. Bilginiz olsun. Bu da bir dipnot. Şimdi ilk izlenimde şurada bolt keçi var ya bakın. Sesini duyuyor musunuz? Şöyle yapayım mikrofona doğru. Burada bolt keçimiz şöyle boşta. Hani bu bir şey midir bilmiyorum ama bolt keçini buradan göremiyorum ama bunun sallanması benim canımı sıktı. Yani
Yani şöyle baktığımda gerçekten de sinirimi bozuyor. Onun haricinde kurma kolunu çektiğimiz zaman, kurma kolunu bıraktığımızda bolt keçi geride kalmıyor. Yani o kadar şey yapmışsınız. Ya bir zahmet şunu da yapın ya. Şunu yapın ya. Ne bileyim, Crytek'lerde VFC'nin bazı modellerinde ne güzel takılı kalıyor. Oradan hopamızı çıt 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 ayarlıyoruz. Yani şimdi 2 saat bunu çekeceğim. Böyle yapacağım. Bunu ayarlayacağım. Sonra geleceğim. Atıyor mu atmıyor mu? Yani bizi uğraştırmayın. Gerçekten çok güzel oyuncak yapmışsınız ama ya şunu da yapın ya. Ne var? Şimdi oyuncağımız ne diyorlar buna? Chaos Bronze modeli olarak geçiyor. Kendi kataloğunda Chaos Bronze modeli olarak vermiş renginden dolayı. Kimisi 2 ton diyor. Yani 2 ton diyorlar. Bana kalırsa da 3 tondan oluşmakta. Bronz, siyah ve tan renginden oluşmakta. Yani MK18'in 3 tonu diyebiliriz. Artık siz hangisini tercih ediyorsunuz. Ama gerçekten de şu bronz rengi çok güzel ağırlık veriyor. Aslında şunları da o renk yapsalar ya da komple tan yapsanız. Yani yok, yine de güzel ya. Ben hani arada derede kaldım. O kadar çok renk koymuşlar ki oyuncağı. Ama bu model gerçekten de bu renk çok tutuluyor diye biliyorum. Farklılık olsun. Normalde ben tan sevmezdim ama değişiklik şarttır. Yani bugüne kadar SRS'i sattım. Yani artık en büyük değişimi yaptım. Renk olarak da değişimin olmasından da zarar gelmeyeceğinin düşüncesindeyim arkadaşlar. Ya gerçekten de şu boya çok can sıkıyor ya. Her tarafa bulaşıyor ya, yemin ederim ya. Yani bir şöyle bir durum var arkadaşlar. Bunu hani sökerken hiçbir yere dokunmadan ilk etapta bunu yıkayın. Şöyle bir peçeteyle tutun. Zaten çok kolay çıkıyor. Hani herhangi bir alyanla falan sıkıştırma falan yok ya da perçini yok. Sökün, direkt yıkayın. Her tarafa bulaşıyor vallahi şu an. Yayın bitene kadar ne olacak bilmiyorum. Oyuncak pembe oluyormuş her taraf. Pardon, turuncu oluyormuş. İç mekanizma kısmına çok hakim değilim. Ama elimden geldiğince incelediğim kadar sizlere anlatmaya çalışayım. Oyuncağın iç namlusu 6.03'lük bir iç namluyla geliyor. İç namlunun 6.03 olmasıyla FPS ve stabilite de gerçekten de güzel bir avantaj kazandıracaktık arkadaşlar. Rengi güzel olmayan, içerisinde rotary tarzı bir hop-up'umuz bulunmakta. Ya mavi... Bu oyuncakta bucking desteği yapılırsa ve 110'luk yay yerine, hani FPS kurallarınız nedir bilmiyorum, bağlı bulunduğunuz Airsoft kanallarında FPS kurallarınız nedir? Ona göre bir yayla gerçekten de çok güzel atışlar verecektir. Zaten hani ben dış yaptığımda dışarıda hani bir 60 metreyi rahat gördüm. Gerçekten de bu FPS ile 60 metre güzel. Yani yeter. Ne yapacaksınız abi? Yani dağdaki adamı mı vuracaksınız? Adam mı öldüreceksiniz? Gerek yok. Orion marka gearbox bulunmakta. Bu da içerisindeki materyallerle beraber çelik dişli piston, 140'lık yayla bile kullanıma olanak sağlıyor arkadaşlar. Açıklamasında o şekilde söylüyor ama hani dediğim gibi ben yüksek FPS taraftarı olan bir insan değilim maalesef. Hani bu şekilde de oyuncağı da yormaya gerek yok. Bu benim görüşüm. Sizlerin görüşü saygı duyarım ama saygı duyanlar, saygı duyduğum adamlara da oynamamı yüksek FPS'te. Hayır. Benim canım kıymetli. 110'luk yayla verdiği FPS dediğim gibi arkadaşlar 360 civarında bir FPS vermişti. M90'lık yayla da verdiği FPS 330-325 civarında bir FPS'ti. Bu da işte motorun hiç zorlanmadan çat 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 CQB'de canavar gibi atışları olduğunu görebileceksiniz bu oyuncağın. High torque bir motor var. Motora çok fazla bilgi sahibi olamadım motoruyla ilgili. Ama yayı çekerken sanki içerisinde hani hiç böyle zorlanma hissiyatı ya da ne bileyim içerisinde yay yokmuşçasına çekiyordu. O kadar bir şak 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 diye böyle atışları var. Şak 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 şak. Hadi yavrum bir daha vur. Şak 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 şak. Rahatlığını görebiliyorsunuz. Bu arada tetik hassasiyetini ben çok beğendim. Hani birçok görmediğim ayaklardaki tetik hassasiyetini bunda gördüm. Gerçekten böyle tık 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 atıyorsunuz. Gelelim benim not aldığım oyuncağın artılarına ve eksilerine. 1. Alev gizleyen. Kafada ya. Direkt açıyorsun. Alev gizleyen böyle seni böyle turuncu turuncu tozlarla karşılıyor. Yani bunu firma kırmızı bir uç takıp yanına da böyle bir metal poşetin içerisinde al kardeşim bu da senin diyebilirdi. Hop-up'ın rengi, bakın performansını tartışmıyorum. Performansı güzel. Hani farklı bir hop-up'ta daha güzel bir performans, pardon, farklı bir bucking'de daha güzel bir performans sergileyecektir zaten. Ondan kaynaklı hiçbir sıkıntı yok ama rengi ya. Rengini siyah yapın ya. Nedir ya bu mavi mavi geziyorsunuz? Kurma kolunun geride kalmama sorunu.
Yani koruma kolu geride kalırsa oyuncular daha rahat hop hop ayarını yapabilir. Ve Bolt Catch'in de langır langır oynaması. Yani dikkat ediyorsanız aslında hani benim söylediklerim sadece kozmetik olarak. Oyuncağın zaten hani iç mekanizması iyi olduğunu, Armorion firması da oyuncağın arkasında duruyor. Kullanan arkadaşlar var. Hatta oyuncağın iyi olduğunu söyleyen teknikteki arkadaşlarım da var. Gerçekten de bu oyuncak fiyat performans ürünü olarak karşımızda. MK18H modeli. Şimdi oyuncağın bir de artılarını geçelim isterseniz. Hani eksilerini hep anlatıyorum. Hani hep dikkat ederseniz hani kozmetik üzerinden anlattım. Zaten iç performansı dediğim gibi fiyat performans ürünü arkadaşlar. Çok da güzel materyale sahip olması hani bir güven veriyor ya. Hani şu olay güven veriyor. Bu arada ben MK18'i eskiden hiç sevmezdim biliyor musunuz? İlk çıktığı modellerde kimle tanıştım? GNG'nin MK18 Mod 1 modeliyle tanışmıştım. Bu ne lan falan diyordum. Daha sonra sağ olsunlar Call of Duty Modern Warfare'da tekrardan piyasaya girerek benim kalbimi kazandı bu oyuncak. Şimdi bu oyuncağın artılarına geçelim. İlk artısı grip. Dediğim gibi dikey grip vermesi gerçekten çok güzel ya. Hani 200 lirası kâra sokuyor. Ondan sonra 400 liralık, 450 liralık bir şey daha var. 600-650 lira kârda oluyorsunuz. Mid cap'i. Artı bir mid cap veriyor içerisinde. Hangi firma veriyor? Var mı bildiğiniz? Benim yok. Bir tek bu var. Hani Specknarms var. Onun haricinde T-Plug aparatı çok güzel. Yani hem T-Plug şansı veriyor, hem pil kullananlara böyle bir şans veriyor, hem de kullanmayanlara böyle bir şans veriyor. İç mekanizmasının kalitesi gerçekten çok iyi. Hani bu ürünü iç mekanizma kalitesini özellikle teknikteki arkadaşlara sordum. Gözün kapalı alabilirsin dediler ama tabii H modeli için söylediler. Bu arada onu da söyleyeyim. H modelini alabilirsin dediler. Diğer modeller nedendir bilmiyorum. Çok da hani kötülemek istemiyorum ancak mutlaka bir nedeni vardır. Belki tekniksel ya da zayıf kalıyor olabilir motor gücü falan diye. Ama dediğim gibi fiyat performansının birazcık üstünde gibi bence H modeli. Bir de Titan modeli varmış bunun. Onu çok çok övüyorlardı ama ona param yetmedi. İki tane oyuncak düşündüğüm için ona param yetmedim maalesef. Şimdi bu ürüne Armorion firmasından sahip olabilirsiniz arkadaşlar. Şu an ellerinde var mı yok mu, stoklarında var mı bilmiyorum ama gelecek ürünler içerisinde bunun bir tık uzun modeli var. O geliyormuş. İsterseniz bir inceleyin derim. Eğer illa da bu diyorsanız hemen aşağıya adresini koyuyorum. Firma ile iletişime geçebilirsiniz. Kapınıza kadar da ön siparişle getireceklerine de eminim. Şimdi normalde biz Specknarms ile ilgili indirim kuponları verecektik. Çekiliş yapacaktık indirimlerle ilgili. Ancak ellerinde çok fazla yeteri kadar stok olmadığı için yeni gelecek ürünleri bekliyoruz. Ürünler gelsin, beni takipte kalın arkadaşlar. Bu firmayla, bu markalarla ya da farklı marka modellerle ilgili mutlaka sizler için indirim kuponu koparacağım arkadaşlar. Sözümdür. Çünkü bunun sözünü de Ali Bey'den de aldım. Buraya da not olarak düşüyorum arkadaşlar. Şimdi oyuncağı hani yeteri kadar anlatabildim mi, anlatamadım mı lütfen altlara eleştirel olarak notlarınızı yazın ki ben de eksiklerimi görebileyim. Onun haricinde beni izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Armorion firmasına da bu oyuncak için bana güzel indirim yaptığı için çok teşekkür ediyorum. Tekrardan söylüyorum. Yayının sonunda belki izleyen arkadaşlar için ticari bir yayın değildir. Severek aldığım bir oyuncağın hani böyle tanıtımını yapmak gerçekten de beni böyle heyecanlandırdı. Yapmak istedim. Böyle bir oyuncağa sahip olmak da beni heyecanlandırdı. Uzun zamandır ayak kullanmıyordum zaten. Bir anda böyle bir hevese geldim. Böyle bir video çekmek istedim. Faydalı olacağını düşündüm. Dediğim gibi indirim kuponları için takipte kalın. Instagram'dan ve YouTube'dan mutlaka duyurularını yapacağız ve daha çok Specknarms modellerini tanıtacağım sizlere. Merak etmeyin. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın. Ha bir dakika. Yayını kapatmıyoruz. Şimdi şu alev gizleyen var ya. Biraz sonra bunu sıcak suyla bir yıkayacağım bakalım. Geçiyor mu geçmiyor mu? Ondan sonra yayını kapatırsınız. Görüşürüz. Gerçekten de geçiyor mu geçmiyor mu göreceğiz şimdi. Onda testini yapmış oluruz. Aa, su ısınmadan bile geçiyor şu an. Evet. Ya bununla niye uğraşıyoruz ki? Ne gerek var yani? Sebebi neydi ki? İçine kadar toz var ya. Vallahi gereksiz şeylerle uğraşıyoruz ha. Elinizi bulaştırmayın arkadaşlar. Vallahi billahi. Evet şu an gidiyor. Ya umarım lavaboda iz kalmaz. Sonra hanımla papazı olmaz. Zorunda kalmayız umarım. Şu an ellerim haşlandı. Şu an ellerim haşlandı.
budur. Yıkandıktan sonra geçiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Abi benim karnıma sekti o kadar diyorum. Makineye çarptım kim boş ver. Makine yok tamam. Abi inşallah çekmiştir. Makine kilitlendi. Bitti misin? Bu da kamera arkası Burak. Yorulduk. Yoruldun mu Burak? Adamın namına koyayım ya. Burayı bipleme abi. Yandık ya. Yandık ben de nasıl. İki tane adam burada arazide boş arazide. S**tan ne diyecekler ama bizi burada. Araya da bıraktık arabayı. Arabayı bıraktığımız yer şu mu? Evet tut abi şimdi. Ver gözlüğümü de. Tekrar devam et. Son.